MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı. Son derece değerli. 2019'un son dönemlerinde başlayan Covid-19 salgını insanlığı daha evvel alışık olmadığı şartlarla muhatap kıldı. Ve bununla mücadele dönemi sürerken hep birlikte hem ülke olarak hem millet olarak hem de bütün insanlık olarak şimdi bir başka krizle daha, bir başka hayatımızı, bugünümüzü ve yarınımızı etkileyen bir başka koşulla daha, tehditle daha, riskle daha ne yazık ki yüz yüzeyiz ki bu da iklim krizi olarak adlandırılan dönem. İşte böylesi bir dönemde ağaçlandırma çalışmalarının sadece bugünümüzü kurtarmak anlamında değil ama yarınlara güçlü, güzel ve yaşanılabilir bir Türkiye bırakmak açısından son derece büyük anlam ve önemi var. Dolayısıyla hem milli kültürümüzde büyük bir öneme sahip olan, hem de inancımızda, itikadımızda büyük bir öneme sahip olan ağaç dikme ile alakalı böylesi bir sorumluluğu, böylesi bir projeyi hayata geçirdiği için bizler de Ticaret Odası Başkanımız Sayın Ömer Gülsoy Bey'in şahsında bütün yönetim kurulu üyelerine, emeği geçenlere ve tüm Ticaret Odası üyelerimize teşekkür ediyoruz. Tabii bununla beraber bu çalışmaların yeterli olduğunu, yani yaptık ama oldu bitti demenin de ne yazık ki yeterli olmayacağını ifade etmemiz lazım. Biraz önce vurguladığım gibi bir pandemi şartlarıyla karşı karşıya kaldık. Bununla alakalı mücadelemiz hala devam ediyor. Ancak yarınlar noktasında Türkiye'nin bilhassa küresel risk ve şartlarında diğer gelişmelere bağlı olarak yükseldiği bir dönemde daha güçlü bir biçimde yerini bu şartlarda alması noktasında milletimizin daha hür, daha bağımsız, koşulları ve şartları daha da iyileştirilmiş bir şekilde yerini alabilmesi için de elbette ki yapacağımız çok şey var. Hep birlikte yapacağımız çok şey var. Birbirimize rağmen değil, birlikte hep beraber el ele, omuz omuza Türkiye için yapılacak çok önemli işler var. Bakınız, insanlık son 2 yılda pandemiyle uğraşırken şimdi küresel seviyede artış eğilimine giren enerji fiyatları sebebiyle dünyanın her yerinde gerek gıdada olsun, gerekse diğer ticaret mamullerinde olsun hemen her alanda bir tedarik sıkıntısı yaşıyor. Ve bu tedarik sıkıntısıyla beraber aynı düzlemde küresel seviyede enflasyonun artış gösterdiğini hep beraber müşahede ediyoruz. Bu şartlarda Türkiye'nin 100. yılımıza yaklaşırken ve sonrasındaki dönemlerle alakalı da milletimizi daha güçlü kılabilmek için yapacağı çok önemli çabalar var, çok önemli gayretler var. Şu anda bunun eşiğinde bulunuyoruz. Bir taraftan enerjiye dayalı bu manada ciddi krizler vuku bulmuşken ülkemizin Karadeniz'de keşfetmiş olduğu doğal gazında ve bunun Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023 yılında Türkiye'nin kullanımına sunulacak olmasının ve aynı zamanda Karadeniz'de yeni rezervlere, yeni kaynaklara ulaşmamız gerektiğinin altını çizmemiz lazım. Ki bu milletimizin hem gelir seviyesindeki artışına gayri safi yurt içi hasılaya katkı sağlayacağı gibi aynı zamanda Türkiye'nin hem bölgesel hem küresel rekabette elini güçlendirebilecek en önemli dayanak noktalarımızdan birisi olacaktır. Bu şartlarda da yeri gelmişken hazır böylesi bir güzide yerde, yani ticaret odamızın bu manadaki etkinliğinde fırsat bulmuşken bazı konularla alakalı çok kısa bir şekilde hassasiyetlerimizi yüksek heyetinize arz etmek istiyorum. Çünkü enflasyonda gözlemlenen bu artışa rağmen Türkiye'nin hakikaten tedbirini erkenden alıp bu anlamda küresel seviyede diğer güçlü ülkelerin dahi sıkıntı yaşadığı bir dönemde yakın vadede bu sıkıntıları ortadan kaldırabilecek bir planlamayı hayata geçirmesi, geçirmiş olması çok büyük öneme sahip.